güzelmişsin. Sen kimsin ya? Ben de seni hatırlamıyorum desem. Ben buraya nasıl geldim? Bu ne zamandır benim parmağımda? Yalnız bir sakin olsak, ne bileyim ne zamandır senin parmağında, senin alyansın. Siktir, siktir bu ne? Bu ne? Yalnız biraz sakin olsak. Tanıştıktan sonra gece gece kuyumcu mu açtırdık ya? Nedir bu? Ya ne tanışması, ne gecesi, ne kuyumcusu? Benim kıyafetlerim nerede? Ben neden bu geceliği giydim? Bana bak, sen bana ne yaptın? Yok artık ama ya. Sen kalk beni evine getir, ondan sonra ne yaptın bana? Burası benim evim değil. Benim de değil. Burası senin evin değilse, biz seninle neden bu evdeyiz? Burası kimin evi? Neden seninle aynı yatakta uyandık? Bilmiyorum. Oğlum hiçbir şey anlamıyorum. Günaydın. Siparişlerinizi getirdim. Bu Belin Hanım'ın dam buğdaylı ekmeği. Bunlar da Belin Hanım'ın soya sütü, portötekli yoğurdu, yabani mersini, bir de kambıçya. Buyurun. Kambıçya ne Engin Bey ya? Biz mi istedik bunları? Ha, yanlış oldu o vakit. Zararı yok. Alayım gel. Bir saniye. Biz tanışıyor muyuz? Ayıp oluyor Engin Bey ya. İyi ki bir defa yanlış getirdik siparişinizi. Bir şey soracağım. Bu evin sahibi ben miyim? Tövbe bismillah. Allah Allah. Ne? Bayağı evliyiz. 2 senedir. Annem. Anne. Yavrum, uyandırmadım değil mi? Yok yok anne, uyandırmadım. Anne, benim sana bir şey sormam lazım. Sor anneciğim. Anne, ben evli miyim? Yani evlendin mi? Tövbe yarabbi. Gündüz niyetine çocuğum. Rüya mı gördün sen? Tabii ki evlendin anneciğim. Benim aslan damadım. Engin'im nasıl? Her şey yolunda mı anne? Allah ağzımızın tadını bozmasın kuzum. Allah torunlarımızı sevmek nasip etsin. Anneciğim. Bir şey soracağım. Siz akşam evde misiniz? Evde miyiz? Anneciğim ben... Seni sonra ararım. Hadi, tamam çocuğum. Tamam hadi. Hadi kapattım ben. Az kalsın ağzımdan kaçırıyordum bayol akşamki partiyi. Ya kaçırmasan şaşardım zaten. Tövbe tövbe. Tamam iyi. Ya sürpriz olacaktı, sürpriz. Gecede yalnızdın, aydan bile beyaz. Seni ilk gördüğümde dedim bu kız lütfen biraz. Benim olabilir mi dedim olabilir. Sordum olabilir mi dedin olabilir. Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu dedim olabilir. Of ne güzellik be hatun. El alemin yüzünden seni sakınmaktan yoruldum. Madem seni çok istiyorlardı, öylece ortaya koymasalardı. Aldım bir kere, geri vermeyeceğim. Aşığım, mutluyum, vazgeçmeyeceğim. Madem seni çok istiyorlardı... Lan ne böyle ya, ben hayatta giymem bunları. Aldım bir
Bu ne böyle zibidi gibi? Taşkıran mı senin soyadın? Taşkıran ne ya amele gibi? Ne var gayet güzel, senin soyadın ne ki? Pelin Taşkıran, Pelin Taşkıran. Ya mutfakta hiçbir şey yerini bilmiyorum ki. Nerede bu kupalar? Hah, buldum. Sen en son ne hatırlıyorsun? Restoranda mutfaktaydık. Kaçmaya çalışıyorduk. 2 sene önceydi. Sen? Mutfaktaydım. Yemek yapıyordum. 2 sene önceydi. Kimsin sen? Ne iş yaparsın? Seninle neden evlenmiş olabilirim? Asıl sen kimsin be? Asıl ben seninle neden evlenmiş olabilirim? Öyle demek istemedim. Öyle tonlamadım da zaten. Neyse ne? Ayrıca bu iş çözülene kadar benden o kadar uzak duracaksın ki senden bana taksimetre açsan 200 lira tutacak, anladın mı? Az önce öyle tonlamamıştım ama şimdi öyle tonluyorum. Ben seninle neden evlenmiş olabilirim acaba? Taş mı düştü kafama? Büyü falan mı yaptırdın? Bana bak! Bir, evlenmek lafını duyunca bile 3 numara tıkanan biriyim ben. 2, TC kimlik numarası yerine motor şasi numarası veren o ablalardan hiç değilim. Benimle ilgili tahmin yürütürken lütfen dikkatli davran. Ayrıca seninle neden evlenmiş olabilirim? Nasıl tonlarsan tonla, gayet angut bir cümle. Bu da 3. Benimki tek madde. Beni ancak rüyanda görürsün. Asıl sen beni rüyanda görürsün.